Herkese selamlar. Bugün size söz verdiğim üzere Tayland'da, Pattaya'da, aslında Pattaya 20 dakika bir yer. Jomtien Beach'te nasıl ucuza yaşanır, nasıl ucuza lüks yaşanır onu göstermeye çalışacağım. 500 dolardan başlıyor, hatta daha ucuza da var. 1 oda olanlar var ama 1 artı 1 olan var. 1 artı 1 olan da ben kalıyorum. Şöyle kafeler var. Şimdi bakalım nerede kaldığıma. Müthiş bir bina. Arkadan da göstereceğim. Burada bekçiler var. Öyle izinsiz giremiyorsunuz. Sizin suratınıza aşina oldukları zaman sormuyorlar artık bir şekilde. İçeride motosiklet ve araçlar için park yeri mevcut. Direkt aşağıda. Burası birazcık karanlık. Şimdi güneş gören taraf, öbür taraf. Direkt aşağıda böyle bir havuzumuz var. Tabii bu başlangıç. Böyle küçük bir tapınağımız var. Ben yukarıdaki havuzları tercih ediyorum ama yine lelevadi ağaçları. Bunlar çok güzel çiçekler açıyorlar. Plumeria Latincesi. Yine bolca oturma grupları var aileniz için. Havuz bu şekilde sonsuza devam ediyor. Fiyatlar dediğim gibi sezona göre değişiklik gösteriyor. Arkada mı önde mi vesaire olduğuna göre değişik gösteriyor ama en yüksek fiyatlar Aralık, Ocak, Şubat ayında. Çünkü buranın yüksek sezonu Aralık, Ocak, Şubat. Bu havuz böyle endless bir havuz. Hiçbir şekilde bitmiyor. Buralar kullanabilirsiniz her zaman. Kullanım alanları. YouTuber var. Burası da diğer lobi. Burada da gelip takılabiliyorsunuz. Yine onlarca, yüzlerce oturma grupları. Böyle şahane heykeller. Burayı unutmuşum. Burası bayağı güzel bir örnek aslında. Burada kalanların arabalarının markalarını görüyorsunuz. Böyle atasözleri var. To travel is to live. Watch more sunsets than Netflix. Netflix yerine daha fazla gün batımı izleyin. Bir gülücük giyebileceğiniz en güzel şeydir. Hiçbir şey doğru gitmiyorsa sola gidin. İngilizce doğru ve sağ aynı anlama geldiği için öyle bir kelime şakası yapmışlar. Çikolata tal sorular sormaz, çikolata anlar diye Tayca yazıyor. Onu bilmiyorum. Burada arkadaşlar sauna ve duvar odası var. Yine bir bilardo odası. 4. kattayız bu arada. Toplantı odası, toplantı yapmak istiyorsanız. Çocuklar için çocuk odası var. Çocuklarınız zır zır ederse diye. Çocuklar için de oyun odası var ve langırt var. Televizyon, dart vesaire. Burası da yine bir havuz ama bunlar şey. Jacuzzi havuzu dediğimiz havuzlar. Böyle masa. Bastığınız zaman jacuzzi girmeyi. Ben burada tercih ediyorum. Jacuzzi'ye girmeyi. Şurası güzel. Yani işin güzeli bir kalabalık yok. Sınır yok. Gel jacuzzi'ne gir. Bak otur şu güzelim Taylandlı sandalyelerde. Müthiş ya. Ya ben bu keşfimi sizinle paylaşmak istedim gerçekten. Kendime saklamayı sevmiyorum. Harika değil mi? Neyse, devam edelim. Evet, sigara içmek yasak. Durian yazıyor ya, no durians allowed diye. O işte şey. Buranın bir meyvesi, onu da anlatacağım size.
Öyle asansörde şey yapabiliyorsunuz. Dünyanın en kokulu meyvesi ve cidden koku eksperleri şey diyorlar. Çorap kokusuyla çürümüş soğanın kokusunun karışımı tarzı bir şeyler söylüyorlar. 10 kiloyu geçen köpek yasak. Tayland'da serbest olmasına rağmen şu sağda gördüğünüz yeşil şey burada da yasak. 10 bin baht ceza keseriz diyorlar. O da iyi para. 300 dolara yakın. Evet, şimdi benim arka bahçe burası. Böyle ağaçlar var. Tayland'da yetişiyor. Yine kartımızla giriyoruz. Ops. Allah'ım var etsin. Heyecan yaptım. Ama yine kilitlendi. Bir sürü daire var ama çok 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 sessiz. Evet, burası benim aşk yuvam. Vay 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 vay. Şu ponçikliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Çamaşırları astım böyle. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Tüm Jomtien sahili gözüküyor. Pattaya'ya da buradan gidiyorsunuz. Şuradan hemen o dediğim tuktuklar kalkıyor. 10 baht. Yatak odası orada. Şu manzara için ölünür be arkadaşlar. Bir ön yol var, arka yol var. Harika ya. İnternet çok hızlı, çok rahat video yollayabiliyorum. Netflix var, bağlı. Böyle küçük bir koltuk var. Mutfak var. Biraz buzdolabı var. Küçük bir yemek masası var. Ben diyette olduğum için şey yapmıyorum. Böyle şey var, ocak var, ısıtıcı var. Yani bir iki kişinin yaşayabileceği ideal şey. Burası bir yatak odası. Yatak odası müthiş manzaralı. Çok rahat yatak bu arada. Yine böyle oh, uyanıyorsunuz. Mis gibi deniz manzarasına uyanıyorsunuz. Müthiş ya, müthiş ya. Başka? Evet, dolap var burada genişçe. Bir dolap. Burada. Burada bir banyo var. Dum 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 dum. Bunlar çekilebiliyor. Yani şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı değil aslında da. İki tane klima var. Bir şurada var. Bir de burada var. Bunlar otomatik. Yani ikisi bir anda çalışmıyor ama ikisini de bir anda çalıştırabilirsiniz. Yani şey, ikisi bir anda çalışmıyor derken basınca çalışmıyor. Yani şey yapmanız lazım. Ben bunu çalıştırıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Şu kapı açık kalıyor. Biraz dolanıyor. Çünkü çok çok soğuk olabiliyor gece. Yani özellikle Aralık, Ocak, Şubat, Mart falan şey. Burada bir var. İşte dediğim gibi banyo, mutfak. Her gün böyle gün batımını izliyorum. Şuraya kahvemi yapıyorum, oturuyorum. Tayland'da şey de var arkadaşlar. Yemek sepeti tarzı bir uygulama var. Onu da söyleyeyim. Rappi diyesim geliyor. Rappi, Kolombiya, Peru'da olan. Arjantin'de de var. Neydi? Buranın Uber'i Bolt. Bolt'u indiriyorsunuz. Ekonomiyi seçiyorsunuz. Ekonomi hemen geliyor. Bir dakikada geliyor. Onun dışında... Neydi ya? Her neyse. Alta yazarım. Aklım karıştı. Ne yapıyor? Aa. Şov yapıyor. Ya evi güzel. Şöyle bir sıkıntı var birkaç gündür. Sadece birkaç gündür. Bu aslında sıkıntı da değil de yani. Dünya jet ski yarışları burada yapılıyor. Ve tam
evin önündeki sahilde yapılıyor. Tabii ki sabahtan başlıyorlar vır vır da gıy 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 şey yapmaya. Bazen böyle 50-60 tane jet ski oluyor, yarışıyorlar. Bu bölgeye kurmuşlar işte tribünleri vesaire. Ya tabii ben esprisine söylüyorum, birkaç günlük bir olay ama ya dünya jet ski şampiyonası tam evinizin önünde yapılıyor. Böyle büyük bir 5 yıldızlı otel var manzaranın içinde. Gün doğumunu göremiyorsunuz ama gün batımı çok çok güzel oluyor. Bugün böyle çok net değil, bulut var önünde. Ray of light olmuş, ışık kırılması. Şimdi size aşağı göstereceğim. Eve giden yoldan, şu yoldan gideceğiz ve sahile bakalım neler dönüyor. Ya bu benim, siz göremiyorsunuz ama jet ski ile içeri girip çıkıyor adam ya. Denizin içine girip çıkıyor. Öyle bir manyaklık. Belki de bu şov kısmı. Çünkü bugün fazla yarış görmedim ben. Çok ses çıkmadı. Belki de ya dünya şampiyonasında bir şov kısmı daha var. Hani artistik patinaj gibi. Böyle. Yani şu manzara için müthiş müthiş ya. Ben size bir de gece kısmını çekeyim bu manzaranın. Bir de üstten de çekeceğim. Hem gece hem gündüz çekerim. Yani hayal gibi ya. Hayaldi, gerçek oldu. Gerçekten hayaldi, gerçek oldu Türkiye'de. Böyle bir evi 500-600 dolarları falan kiralamak hayal bile değil artık. Ya şurada uyanmak güzel değil mi arkadaşlar? Vallahi Amerika'da bu fiyatın yarısından daha pahalıya hostel var arkadaşlar. Hostel. Yani 10 kişiyle falan beraber yatıyorsunuz. Şimdi yukarıdaki şeye gidiyoruz. Spor salonuna. Burası en üst katın bir altı. Burada küçük bir spor salonu var. Adam üstünü çıkartmış, yazıklar olsun. Burada arka tarafı binanın görebiliyorsunuz. İlk defa böyle bir şey. Yine tüm Pattaya manzarası, Jomtien. Şu bir balık şeyi, pazarı. Yani balık yemek için bir pazar. Ve şu küçük göletlerden balığınızı tutup ya da şuradaki balık pazarından alıp pişirtebiliyorsunuz. Yine küçük dedim burası. Büyüğüne de götüreceğim. Yine şahane bir manzarada yapacağınızı yapıyorsunuz. Burada duşlar vesaire de var. Tabii çok lüks, 5 yıldızlı otel gibi. Ama ödediğiniz fiyat hiç öyle değil. Ben buraya bayılıyorum. Mesela ayağını koymak yasak. Ama bu Ruslar koyabiliyorlar. Şey koymuş, minder koymuş ama yani onun amacı minder koyabilmek değil. Burası çalışma alanı. Arkadaşlarınızla bilardo oynayabiliyorsunuz ve her alanda olduğu gibi. Valla burayı Ruslar keşfetmiş arkadaşlar. Ben de keşfettim. Size de göstermek istiyorum. Burada birçok Türk olursa şurada bilardo çevirip oynasak mutsuz olmam. Çok da şahane olur. Genç arkadaşlar, özellikle online çalışan, expat olacak arkadaşlar. Bakın buraya gelebilirsiniz. Müthiş ya. Ya böyle bir muhteşemlik var mı? Aralık ayındayız. Şu anda dünyanın her yerinde milletin zotu donuyor. Burada esiyor arkadaşlar. Nasıl güzel esiyor var ya. Of yani. Yani şu paha biçilecek bir şey değil ya. Gerçekten bu esme. Allah'ım üşüdüm ya. İlk defa üşüdüm.
Evet, bu da yine bu en üst kattaki burada da Infinity Pool. Gerçekten ilk defa serin bir esmeyle karşılaştım. Burası muhteşem ya. Abiler şey yapıyorlar. Biraz Twitter'dakileri de kızdırayım. İşte Pattaya bu. Bitti mi? Hayır. Burası jacuzzi. Basıyorsunuz. Güneş adanın arkasında batıyor şu anda. Arkadaşlar, böyle bir şeyi Amerika'da 10 bin dolara tutamazsınız aylığı. Çok çok ciddi söylüyorum, Los Angeles'ta vesaire. Yani kaliteli hayat böyle bir şey. Eski yaşlı bir abi vardı. Çok görmüş geçirmiş. Şey derdi. Para harcamak bir sanattır derdi. Gerçekten de para harcamak bir sanat arkadaşlar. Yani 500 dolara böyle bir yerde yaşıyorsunuz ve insanlar şey diyor size. Ya sen bu parayı nereden buluyorsun? Lan oğlum sen o paraya, yani 14 bin liraya gidip Beşiktaş'ta çöplükte bile yer bulamazsın. Ha. Kimse yok, kalabalık yok, bir şey yok. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, böyle bir güzelliğin bir tepeye çıksanız, yani manzaralı tepeye. 1 milyon kişi oluyor ya. Para harcamak bir sanattır. Çok güzel bir söz. Bakalım daha neler var, neler bakacağız. İniyoruz aşağı. Evet, 42'den 37'ye geldik. 37. katta ne var Fatih Kuperan dediğinizi duyar gibiyim. Ben de bilmiyorum. Bu arada size burayı göstermeye çalışıyorum ama yani benim bilmediğim yerler de olabilir. Çok büyük bir apartman burası. Evet, 37. kata geliyoruz, geliyoruz. Ya ayakkabılarım çok gıcır diyor, kusura bakmayın. Çünkü yerler gıcır. Çok temiz. Ya Tayland'da böyle temiz yer bulmak bazen sıkıntı olabiliyor ama ya burası Tayland değil arkadaşlar. Tayland görünümlü Rusya. Zaten %90 Rus. Yani aşağı yukarı. Ama şey değil, çok sıcaklar. Öyle soğuk Rus değil. Çünkü ben bu arada Ukrayna'da hiç tanışmadım. Çok enteresan mesela. Antalya'da beraber yaşıyorlar ama. Evet, geldik. Burası 37. kat. Şurada duşlar falan var. Evet, gün artık yavaş yavaş bitti. Bu Ruslar da saf trik. Ben mesela buraya yüzmeye geldiğim zaman hep bu saatlerde geliyorum ki gün batımını izleyeyim ama zaten hep boş ya. İlginç bir şekilde. Burası da 37. kattaki havuz. Yine benzer bir manzara var. Aslan hocam, merhaba. Evet. Bitti mi? Hayır. Satıcı gibi oldum. Şimdi yine aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Ya ben asıl spor salonunda çok vakit geçiriyorum. Çok seviyorum orayı. Çünkü ya inanılmaz güzel bir salon. Tercih etmemin sebebi bu.
Halleluya. Hadi bakalım, orada görüşürüz. Evet, keşke şu daire benim olsa ya. Burası da e-spor salonumuz. Kocaman kocaman. Genelde ben bel fıtığım olduğu için şurada yapıyorum rahatça yapmak için. Deniz tarafına bakmıyor burası. Klimalar var. Çünkü Tayland çok sıcak bir iklime sahip. Aralık, Ocak, Şubat'ta çok serin oluyor. Yani serin oluyor derken bizim İstanbul'daki Haziran akşamı gibi oluyor. Çok güzel, Haziran gibi oluyor. Burada ağırlıklar var. Yani bir bodybuilding salonunda ağır bir bodyciyseniz bile şey var. Şurada bir helikopter pisti var. Yine banyolar, tuvaletler, şahane kapılar. Yüksek tavanlı olması çok çok iyi. Her şey var. İki tane spor salonu vardı. Bir tanesi denizi görüyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Aşağıdan denize doğru yürüyeceğiz. Biraz da mahalleyi tanıtayım, size göstereyim. Hadi bakalım. Böyle yazılar var. Şamdanlar. Acayip şık ya. Buralara gelip oturabiliyorsunuz. Yani buralar da sizin ortak alanınız. Böyle. Çok güzel değil mi ya? Böyle 300 kilo falansanız bu koltuğa sarabilirsiniz. Bunlar yine ahşap işçiliği Tayland. Yılbaşı ağacı. Burada kimse olmuyor genelde. Bakın diyor ki günlük diyor, kalmak yasak diyor. Günlük kalmak yasak. Sebebi de işte, yani Airbnb yasak diyor ama değil yani, herkes kalıyor. Ben hiç daha birisinin tutuklandığını falan görmedim. İşte bazı ülkelerde kurallar her zaman kural değil. Harika. Evet. Tayland, Türkiye gibi başıboş köpek probleminde. Burada çok fazla köpek var. Onun sebebi şu. Apartmanda kalan Ruslar besliyorlar. Besleyince de bütün başıboş köpekler buraya geliyor. Katiyen saldırmıyorlar ama apartmanın yüksekliğine bak. Apartmanda bazı böyle Taylandlılar da kalıyor. Yani az değil ama Rus ağırlıklı. Burası aslında eskiden tropik bir yağmur ormanı. Yani yağmur ormanının denize açılan kısmı. Tabii ki şehirleşince yağmur ormanları da yok olmuş ama Tayland'da her yerden fışkırıyor. Burada çok yağmuru alan bir ülke olduğu için çok meyve oluyor. Evet, başıboş köpek sorunumuz burada da var, Türkiye'deki gibi. Katiyen saldırmıyorlar, uysallar. Evet, bu da bina nasıl? Şöyle bir güzelliği var. Tayland deprem ve tsunami ülkesi. Biliyorsunuz 2008 miydi? 2008'de galiba olan depremde burada, yani tüm Asya bölgesinde 400 bine yakın, 250 bin miydi? 400 bin, 450 bin miydi hatırlamıyorum. İnsan öldü. Pattaya, Tayland körfezinin içinde kaldığı için ve burası eski bir yağmur ormanı bölgesi olduğu için deprem riski sıfıra yakın. Hiç deprem olmuyor ve tsunami riski de sıfıra yakın. Kore takımı. O sebeple Phuket gibi değil. Phuket
Hint Okyanusu'na açık olarak bakıyor. Andaman Adaları'na vesaire. O sebeple Phuket'te tehlike var. Yine Koh Samui'de vesaire daha az ama burası, burada hiç yok. Yani hiç yok derken şimdi kesin tsunami uzmanları çıkıp şey diyecekler. Nasıl hiç olmaz falan. Yok işte yani. Çünkü bakın Rusça yazıyorlar artık. Yani Kiril alfabesiyle yazıyorlar. O kadar çok Rus turist var ki. Ve Ruslar meyveyi çok severler. Benim gibi onlar da meyveyi çok seviyor. Habire meyve satın alıyorlar. Aferin bak çöp öyle atacaksınız. Ruslar da öğrendi artık. Gün batıyor. Acaba jet ski yarışları bitti mi? Burada motor kiralamak bayağı ucuz. Birkaç yüz dolara bir aylık motor kiralayabiliyorsunuz. Ülke zaten motor ülkesi. Motor ülkesi dediğim için Allah kahretsin. Başka anlayacaksınız siz tabii ki her zamanki gibi. Böyle masaj salonları var. Böyle yine 7-Eleven'ımız. Ben buradan su alıyorum. Alo. Sahile kaç dakika? Ses sayın işte. 5 dakikada geldik sayılır herhalde. Burası çok çok kalabalıktı ya geçen. Bayağı azalmış. Bitti herhalde. Ha orada. Orası daha kalabalık. Şurası da kalabalık ama. Orası gözükmüyor benim evden. Ben onun için orayı göremedim. Lakap. Çok güzel değil mi ya? Serin. Tayland'ın ideal sezonu Kasım. Kasım'da yağmur sezonu bitmeye başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat. Bu 3 ay kuru sezon deniyor. Ve gerçekten çok daha serin ve daha az nemli. Ve yağmursuz. Tabii ki okyanustayız. Burada yağmur her zaman yağabilir. Demedi. Şu tarafa mı gitsek acaba ya? Burada inanılmaz yarışlar dönüyordu ya. Deli gibi. Ya denize insan plastik atar mı ya? Benim ev şura. Normalde burada sahilde oturan yüzen insanlar oluyor tabii ki. Şimdi bu dünya şampiyonası için tırtlamışlar. Macaristan ekibi, Avusturya, Yeni Zelanda. Burada bayağı şey dönmüş ya. Olay. Almanya. Türkiye yok ya. Evet. Burası artık bir Rus kolonisine dönmüş durumda. Her yer Rus. Rusya'dan işte online çalışanlar burada yaşıyorlar. Ucuz diye. Tsunami olunca böyle su geri çekiliyor. Kendini tabii topluyor, gücü alıyor ya. Phuket'teki tsunami'de bir İngiliz çocuk, kız çocuğu görüyor olayı ve diyor ki biz bunu okulda öğretmişlerdi diyor, tsunami olacak diyor ve ciddi anlamda bir sürü insanın canını kurtarıyor, binlerce kişinin ya. Güney Kore. Bitti. Thank you.
Aa, burada hamburger, hamburger. عندك دراجة؟ لا لا لا. Arkadaşlar sizin için gelip çekeceğim, buraya ekleyeceğim sonra. Ne dönüyor diye. Oh. Ha, scoreboard. Allah Allah, her yeri kapatmışlar ya. Ha, burada bak Kawasaki şey yapıyor. O bayağı kapsamlıymış ya. Hoş be, bugün batımında. Burada benzin galiba 28-30 lira civarında olması lazım. Hayda. Sahile ulaşamadık. Her neyse. Şimdi Türkiye'de kar yağıyor. Karlı havalarda. Karlı dağların ardında biri yaşarmış. Heh, çekebileceğim size biraz. Yürü be. Bunlar herhalde yarın için şey yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Çok güzel ya renkler. Saldır, saldır yiğidim. Saldır, yardır. Baba baba baba, manyağa bakın. Allah Allah. Kim tutar seni? Gelin size son olarak da şurada böyle pazar gibi bir yer var. Kız sen ne yapıyorsun? Kim Jong-un? Ne yapıyorsun? Küçük Kim Jong-un. Trafik burada soldan akıyor, onu unutmayın. Ben unutuyorum bazen. Özellikle sürerken unutmayın. Kafa kafaya gelirsiniz. Böyle küçük bir bar var. Arkadaki şey burada serbest. Tırnaklarınızı yaptırabilirsiniz burada. Ayveci.
Bu da mesela sadece Rusça artık seyahate çantası. Sahibi bile Rus. Transfer diyor. Burada kebapçı Hüseyin abi. Ha. Amca öyle bakma. En son öyle bakan bir Fransızı. Kafasını yardım. Daha tabii gün yeni batıyor. İnsanlar gelmemiş. Açık değil her yer. Domuz kaburgası. Bir kaburganın fiyatı 100, yani 3 dolar civarı. Bugün nemli hava ya. Ter bastı. Normalde bu kadar nemli değil, serin oluyordu. Hele bu vakitte. Bugün sıcak. Oh, evet size. Hello. How are you? All good? Thank you. Good. Teyzem, ne yapıyorsun? Yine dandik bir chicken kebap. Tavukları asmışlar üst üste. Bizim dünyaya hediyemiz herhalde bu. Buraları çekeceğim, deneyeceğiz zaten yemekleri vesaire. Hello, how are you? Let's go. I come back late. Tomorrow. Bye bye. Kadın mı erkek mi bilemiyoruz, bilemedim yani. Şeyde kaldım. Ya Pattaya mesela çok kötü bir ün almış. Haklı bir kötü ün alması bu arada. Burası oraya 20-30 dakika mesafede ve neredeyse tamam Rus. Burada öyle çok fazla görmüyorsunuz o kirli dönen işleri. Daha temiz. Bu ne ya? Hayvanları rahat bırakın ya. Oy sen nasıl bir minnoşsun. Gözleri kırmızı olmuş. Bu arada buraların, bu civarın yemeklerini deneyeceğimiz ayrı bir bölüm yapacağız. Oo, yılan balığı. Teyzem ne yapıyorsun? Vallahi maşallah, maşallah. Tuzlu, bütün iç organları içinde oluyor bunların. Bir kere yemiştim yıllar önce. İğrenç ötesi. Ya Tayland'da balık da iğrenç değil, bu balık ya. Tuzlayıp İç organlarıyla pişirdikleri balık berbat. Onun dışında red snapper, white snapper falan var. Çok güzel onlar. Red snapper özellikle burada. Hem ucuz balıklardan hem de güzel bir balık. Deneyin. Türkçesini vallahi unuttum. Yazarım alta. Evet. Genelde zaten benim apartmanda da böyle aile hep çocuklarıyla vesaire kalıyorlar. Yani şunları gelip yiyin abi. Baksanıza yani. Şu kısım tamamen, yani jumbo karides bunlar, 4 dolar falan ya. Bakın somonlu şiş yapmış, 3 dolar. Buraya gelip ailenizle yiyorsunuz. Akşamları daha da burası canlı oluyor. $1 portakal suyu. İleride buranın daha büyüğü var. Biraz daha girince. Bu ne kız? Börek mi bu? Vallahi börek. Merhaba.
Aman Allah'ım, bu ne teyzem? Krokodil. Ya sen öyle sinsi gibi bekleyip ya sonra atlıyor böyle şeylerin üzerine. Yer mi ulan insanoğlu? Bak, insan da seni sinsi gibi avlamış. Tövbe yarabbim. Evet arkadaşlar, size Tayland'da kalabileceğiniz burası olmak zorunda değil. Birçok yer var böyle ama benim bulabildiğim en iyisi burasıydı. Yerleri göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Tayland'dan çok çok enteresan bölümlerle devam edeceğiz. Kabilelere gideceğim. Tayland'ın ilginç, bilinmeyen, gezginlerin uğramadığı, bilmediği yerlere gitmeye çalışacağım. Ve size Tayland'ın gerçek yüzünü, her yönünü göstermeye çalışacağım. Tayland'ın karanlık yönünden aydınlık yönüne kadar. Burası tahmin ettiğiniz gibi bir ülke değil. Size her zaman şeyi gösteriyorlar. Kötü yönlerini gösteriyorlar. Ben de onu gösteriyorum bu arada ama. Çünkü var yani. Ama oradan da uzak durarak çok güzel tatil yapabilirsiniz. Evet, insanlar akşam ayak masajına gelmişler. Bakın, ayak masajı 200 baht, 5 dolar. 1 saat boyunca ayak masajı yapıyorlar size ve 5 dolar. Beleş, beleş diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Galatasaray Aslanı.